Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Kimya biliminde yeni başlıkla devam ediyoruz. Bakalım konularımız neler? Bu videoda kimyanın başlıca disiplinleri, kimya ile ilgili endüstriler ve kimya ile ilgili meslekler anlatılacak. Kimya disiplinleri ve çalışma alanlarında, şimdi kimya o kadar geniş bir bilim dalı ki bunu alt bölmelere ayırmak zorundayız insanların orada daha ayrıntılı çalışmalar yapabilmeleri için diyelim. Bunlarla alakalı başlıca incelememiz gerekenlere bakacağız. Şimdi kimya bilimine diyelim önce, ne yapıyor bu? Maddenin yapısını, maddenin özelliklerini, birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır kimya. Kimyanın başlıca disiplinlerinde de dedik ya, bu alt dallara ayrılmak zorunda kaldı çünkü o kadar geniş bir bilim dalı ki. Bunlara teker teker bir bakalım, başlıca neler varmış. Bir, analitik kimya. Analitik, analizden akıllarına gelsin. Ayrıştıracağız biz bu maddeyi, neler var ve ne kadar var. Kaç gram var. Hangi maddede? Mesela şöyle söyleyeyim aklınızda kalması için. Bir analitik kimya laboratuvarı vardı ders olarak bizde. Analitik kimya laboratuvarı gittiğinizde işin sonlarına doğru, yani artık bir şeyler öğrenmişiz. Hoca sana maddeyi verir. Der ki bunda ne var? Hangi maddeden ne miktarda, bak ne oranda? Bakalım. Aynen öyle. Yani hangi maddeden ve ne kadar içerisinde var bakmamız lazım. Hem nicel miktar hem de nitel ne var? İncelediğimiz bir alt daldır diyebiliriz. İki, organik kimya. En çok haşır neşir olduğumuz alt dallardan birisi. Ayrıca dersimizde var. Karbon atomunu içeren kimyasalları, bileşikleri inceler. Ve bu bileşiklerin özelliklerine, kimlerle tepkime verdiklerine, tepkimeler sonucunda neler oluştuğunu analiz eder. Organik kimya temelde karbon alır. Anorganik kimya. Aslında ki bu an, baştaki an olumsuz da düşünebilirsiniz. İn de oluyor, an da oluyor. İnorganik kimya, yani organik olmayan bileşikleri, karbon atomu içermeyen bileşikleri inceler. Yalnız istisnalarımız tabii ki var. Yani kimya olacak da istisna olmayacak mı? Karbon atomu içerip de organik olmayan maddeler de var. Biz bunları bunların içeriğinde göreceğiz. Bileşiklerin yapılarını, özelliklerini, tepkimelerini inceler. Peki başlıca kimleri konu alır? Asit, baz, tuz, su ve mineraller. Bizim konularımız, anorganikte incelediklerimiz. Anladım. Onları düşündüğümüzde NaCl, H2SO4 falan, onlarda hiç karbon yok. Çoğunlukla karbon yok. Ama dediğimiz gibi karbon olan istisnalar da mevcut. Biyokimya. Yine biyokimya için de bizim için önemli. Özellikle tıp alanı için düşüneceğiz. Çünkü diyor ki canlıların içerisinde meydana gelen kimyasal değişimleri, tepkimeleri inceler aslında. İşte neden hastalanırız, neden hastalanmayız, ne olursa hastalanırız, ne olursa hastalanmayız, hastalandığımızda vücutta neler olur, neler olduğunu bilelim ki önleyelim veya tedavi edelim. İşte bu kimyasal reaksiyonların alayını sadece insanda değil, bütün canlılarda, bitkiler, hayvanlar vesaire dahil, biyokimya alt dalında incelenir. Peki. Fizikokimya, kimyasal tepkimelere sıcaklık, derişim, basınç gibi etkenler ne şekilde etki eder? Bu etkiler sonucunda neler değişir, neler değişmez? Enerji değişimleri nasıl olur gibi, ya da ne kadar enerji bunlara eşlik eder tepkimelerde? Bunları incelen alt bilim dalıdır fizikokimya. Biz bu kadar kısa anlatıyoruz ama aslında çok derin alt dallar bunlar. Açacak mıyız bunları daha sonra, yoksa konu var zaten bunlardan bir kısmına giriyor gibi bir durum yani var? Yani gereken kısım bu diyelim. Biz anlatırken özellikle şeyleri, diğer konuları anlatırken bu fizikokimyaya giriyor, bu anorganik kimyaya giriyor dememize gerek yok. Tamam. Çünkü bilmemiz gereken sadece sorularda çıkan işte fizikokimyayı, organik kimyayı ve analitik kimyayı vermiş. Bu neyi inceler? Tamam. Şeklinde olacak. Biz o küçük hap bilgileri, önemli noktaları verdik. Polimer kimyası. Polimer, poli çoklu, mer yapı anlamına geliyor. O yüzden ilk önce diyoruz ki çok sayıda tekli monomer yapının birleşmesiyle meydana gelen yapıya polimer, çoklu yapı diyoruz. Ve bu polimer kimyası da bu yapıları, bu yapılar sonucunda neler oluştu ve bizim dünyamızda ne şekilde bize katkı sağlıyor, bunları inceliyor. Endüstriyel kimya, endüstriyel amaçlı kullanılan maddelerin hangi maddeler olduğunu, ham maddelerini, bu ham maddelerden hangi maddelerin hangi şartlarda meydana geldiğini gösteren ya da inceleyen alt bir bilim dalı diyebiliriz. Kimya ile ilgili endüstriler, sıra geldi diğer başlığımıza. Aslına bakarsanız bir tek böyle gösteremeyiz biz. Çünkü her şey kimya ile ilgili. Hani bir kimya öğretmeni olduğum için, işin içerisinde olduğum için söylemiyorum. Dünya üzerinde her şey kimya ile ilgili. En azından gıda yok burada. Gıda da kimya ile alakalı. Her şey var. Dediğimiz gibi hepsini koymamışız. Yoksa her şey. Kahvaltı hazırlamanızdan gece uyumanıza kadar geçen sürede aslında siz
bir kimyagersiniz. Hı hı. Yemek yapmanız da bir kimya, çamaşır yıkamanız, bulaşık yıkamanız da bir kimya. Biz sadece birkaç tanesini söyleyeceğiz. İlaç üretiminde, incelenmesinde, kime verileceğine kadar her şeyle kimya ilgileniyor, sentezinde vesairesinde. Tabii diğer bilim dalları da ilaçla ilgileniyor ama yani biz öncüyüz diyelim. Niye? Çünkü sentezlenecek. Oluşturulacak yani. Gübre. Gübrelerin hangi bitkiye hangi gübrenin verilmesi, ki hangi bitkinin neye ihtiyaç duyduğuyla alakalı. O gübrenin sentezlenmesi, oluşturulması ve toprağa verilmesiyle alakalı birçok dalda kimyadan yardım alıyor. Boya. Boyaların pigmentlerinin oluşturulması, yine hani simyada bahsetmiştik ya hocam, hangi maddeden hangi renk oluştuğunu deneme sınama yoluyla aslında fark etmişler. Yine bunların üretimiyle ilgili, bitkiden mi üretiliyor, topraktan mı üretiliyor, neyden üretiliyor, neyden ileri geliyor o boya, nasıl sentezleniyor ve nasıl kalıcı hale getirilir. Bunlarla da yine kimya ilgileniyor. Tekstil sanayi, tekstil sanayisinde hem bu tekstilde pamukla elde edilen iplikle maddenin oluşturulması, bu belki mekanik de işin içine giriyor ama o maddenin boyanması, o maddeye desen verilmesi vesaire konularında da yine ipliğin artılması falan. Bunlarla da kimya ilgileniyor. Petrokimya, petrolün yer altından çıkarılmasından sonra petrol dediğimiz yaklaşık 500'e yakın maddenin karışımıdır. Hı hı. Bu karışımdan benim bana ihtiyacım olanları teker teker ayırt etmem lazım belirli yöntemlerle. Yöntemler nasıl elde edileceği ve nerelerde kullanılacağıyla alakalı. Yine kimya başrolde diyelim. Arıtımda da İsterseniz kendi atıklarınızı doğaya bırakırken, isterseniz doğadaki suyu içme suyu haline getirirken veya fabrikaların bacalarındaki gazların arıtılıp çevreye verilmesinde, bunun gibi daha birçok alanda arıtımda yine kimya başrolde diyelim. Ve bunun gibi daha birçok yer var. Biz başlıcalarını söyledik. Sonra diğer bir başlık, kimya ile ilgili meslekler. Kimya ile ilgili ya işte birçok etkileşimli meslek var ama biz yine en akılda ilk başta akla gelenleri söylüyoruz. Eczacı, ilaç sanayiyle dolayı bahsettik zaten. Üretiminde, geliştirilmesinde, dağıtımında, satışında görevli kısım eczacı. Hı hı. Doğal olarak eczacının kimya bilmesi gerekiyor. Satışta niye görevli? Eczacı satıyor. İlaç mümessili gibi bilmek zorunda, içeriğini bilmek zorunda. Aynen, eczanelerde de aslında eczacının bulunması lazım. Ha doğru, pardon ya. Ben ilaç satışı deyince eczaneler aklıma gelmedi benim de. Onlar doğru. Da var aslında. Doğru. Konusunda görevli meslek grubu doğal olarak kimyayla da haşırleşirler aslında. Farmakimya diye geçiyor, hı-hı, aslında ilaçtan dolayı. Alt dallardan biri o. Biz, hı-hı, bütün dallardan bahsetmedik ama eczacılar o konuda bilgi sahibi olmak zorunda. Yoksa her şeyi bilmek zorunda değil. Doğru. Kendiyle alakalı kısmı bilecek tabii ki. Kimyagerler, kimyanın tüm alt disiplinlerinde laboratuvar ortamında ileri düzeyde çalışma yapan gruptur. İlaç sektöründe de, boya sektöründe de, az önce bahsettiğimiz çoğu sektörde en alt çalışma grubu diyoruz. Çünkü bunların üstlerinde kimya mühendisleri vesaireleri var. İşin şeyleri, mutfağındakiler, hı hı, bunlar. Kimya öğretmeni şahsım. Kimya alanında ilgili okullarda eğitim veren, teorik ve deneysel çalışmalarda bulunan ve öğrencileri bu konuyla alakalı bilgilendiren, beceri kazandıran meslek grubuyuz biz. İnşallah başarabiliyoruz. Kimya mühendisi, kimya, fizik ve matematik. Mühendisler sadece, kimya mühendisi sadece kimya alanında bilmek zorunda değil. İlgilendikleri diğer alt dallardan ikisi, ana dallardan ikisi fizik ve matematik. Muhakkak bilmek zorundalar bunları ki alanlarına hakim olsunlar. Çeşitli sanayi kollarında çalışabiliyorlar, az önce bahsettiğimiz sanayi kollarında. Kimyasal maddelerle üretim, geliştirme, tasarlama, yani işin en başında da mevcutlar. İşin kontrolünü de yapıyorlar, işin mutfağını da giriyorlar. Çok yönlü çalışma alanına sahip kimya mühendisleri. Ve metalurji mühendisi. Bu çoğu kişi bilmiyordu. Bilmiyorum artık kanıksadı mı toplumumuz yani. Bunu ama meteoroloji, hava su falan, onlarla uğraşıyorsunuz diye. Hayır, metalurji. Urji yanlış bilmiyorsam ben isim olarak şeyden geliyor, bilimden geliyor. Daha doğrusu bilim manasına geliyor. Metal bilimi diyoruz aslında. Madenlerden metal üretimi, eldesi, nerelerde kullanılacağı, hangi metalin hangi yerde
kullanılabileceğini söyleyen, metalleri ne şekilde daha iyi, daha kullanışlı, daha fonksiyonel haline getirebileceğini belirten bir bilim dalı. Doğal olarak hem metali tasarlıyor, hem nerede kullanılacağını söylüyor, hem de kullanım alanını ne kadar geliştirebilirim mi söylüyor bu meslek grubumuz. Diyoruz, burada bitiriyoruz. Sizler hemen kanala abone oluyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.